Koca bir yaz tatilini bitirdik. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başladı. Çocuklar için beslenme çantası hazırlamanın tam zamanı. Şu an Şirinyalı Perşembe Pazarı'ndayız. Elimizde beslenme çantamız, yanımızda uzman diyetisyenimiz. Sizin için en uygun haliyle bir beslenme öğünü hazırlayacağız. Başlayalım o zaman. Bal gibi bal, bal gibi üzüm. Nezleye gribe ilaç, mandalina geldi buyurun. Bal gibi şeftali, bal gibi. Üzümü de bal, şeftalisi Bursa'dan de bal, bal gibi. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk sana gurbetti, yine mi sevdin? Kesinlikle pazar çok daha iyi marketlerden çünkü en azından seçilmiş, güzel, taze, mis gibi ürünler sunuluyor. Diyetisyen Yağmur Sarı Özkan bu dönemde çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmeleri için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin altını çizdi. Mutlaka çocukların evden kahvaltı yaparak çıkmaları lazım. Eğer ki çocuklar servise apar topar binip de sağdan soldan açıkta simitlerden, poğaçalardan, yağlarını bilmediğimiz ürünleri kullanıyorlarsa, kantinden alıyorlarsa o tostları, işte dönerleri, dürümleri, o zaman işin rengi değişmiş oluyor. Peki özellikle ailelere ne gibi görevler düşüyor? Evden hazırladığımız kekler olabilir, poğaçalar olabilir ama mutlaka bunlar bence az şekerli olmalı, daha çok meyve şekeri kullanılarak yapılmalı. Bunlar verilebilir, sağlıklı olduğunu biliriz veya yanlarına süt verebiliriz, sütün yanına meyve verebiliriz, ceviz, fındık, badem verebiliriz. Şöyle kakaolu, çilekli, muzlu sütler değil de sade bildiğimiz süt olmalı. Öyle çok fazla meyve yemeleri de çok uygun değil biliyorsunuz. Tabii çocuktan çocuğa göre değişir ama günde 2-3 porsiyon meyve gayet iyi olur. Uzmanlar diyor ki hazırda satılan içecekler değil, onun yerine süt ya da ayran tercih etmelisiniz. Onun akabinde açıkta satılan kuru yemişler değil, gördüğünüz gibi daha soyulmamış ceviz gibi birçok kuru yemişi tercih etmenizi öneriyorlar ki çocuklarınızın beslenme çantaları daha sağlıklı olsun. Yanlarına verdik bir kutu sütü. Orada pipetleriyle içi verdiler. Tabii bizim gibi böyle bardağa koyamayabilirler ama kutu sütleriyle içtiler. Sonra yanlarına da cevizlerini kırdık verdik. Birazcık da böyle fıstıklar, bademler koyduk mu? Oh, çocuğumuz mis gibi tok kaldı.